Hemen Antigos'ta hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Niçin? Niçin hızlı bir giriş yapmak istiyorum biliyor musunuz? Az önce Instagram'a sizlere spoiler vermek için kısa 1 dakikalık bir video çektim. Ekipmanı yaydım. Seansa başlayacağım birazdan diye. Fakat o kadar net bana seslendiler ki alt ses olarak korktum, yalan yok. Çok netti. Ve ben o 1 dakikalık kaydı kapattım. Instagram'da hemen paylaşayım. Seansa sonra başlayayım dedim. Daha yükledim videoyu, kapattım. Alt sesi hemen duydum. Paylaşmadım daha. Instagram'da spoiler vermedim. Bu seans bittikten sonra paylaşacağım. Daha salim kalırsam. Çok net. Alt ses biri Engin'di. Net. Normalde ekipmanı açıp da hızlı bir şekilde giriş yapayım dedim ama tırstım biraz. Olacak diye bir şeyler kayıt altında kalsın istedim. O yüzden şu an açıyorum. Yaydığım ekipmanı. Bir şey kalmadı. Bir tane caz kaldı. Onu da açacağım ve seansa hemen başlayacağız ki başladık aslında. Şu an tüm ekipman aktif durumda. Radyo AM'de boş frekansta, bilginiz olsun. Aynamız burada. Sarkaç var önünde. Hafif bir rüzgar var. Rüzgarın hızını sarkaçtan tahmin edebilirsiniz. İnce bir gümüş zincir. Ucunda da küçük bir taş var. Mineralli bir taş. Evet, için, kayıt için cihaz elimde. Frekans tarayıcı için diğer telefon arka cebimde. Evet, şimdi biraz elime alayım. Biliyorsunuz ki Bana Anlat YouTube kanalında dün akşam bir canlı yayın vardı. İki canlı yayın vardı. Birisi Antikos Karar Odası'ydı. Bana Anlat Karar Odası bölüm 6 diye tıklarsanız videolar teknesinden canlı yayınları seçip izleyeceksiniz. Çok kıymetli, değerli bilgiler verdik. Kıymetli ülkem insanına sizlerle paylaştık araştırmalarımızı. Paylaşmaya devam ediyoruz. Ya alt ses ya radyo frekansı. AM boş frekansı. Emin değilim. Biliyorsunuz ki dün ben burada bir sosyal içerikli bir kayıt çektim. Salıncakta sallandım şurada. Burası Antik Korsun Arenası'dır. Bizim bölgemiz. İçinden yol geçiyor. Yola aldanmayın. Atıl bir yol. Sadece bağı bahçesi olan 5-10 kişinin kullandığı ve hafta 3-5 arabanın geçtiği bir yol. Yani bahçedeyim şu an. Jungle'ın tam ortasındayım. Her an bir ayı, domuz, kurt çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Bana en yakın yaşam alanı 1 kilometre, 1,5 kilometre. Bilginiz olsun. Bir evden bahsediyorum. Köyü falan yerleştirdiğim. Bir yaşam alanı. O da aşağıda. Ben tepedeyim. Velhasıl alt ses duydum salıncakta sallanırken. Bizim nesin gibi ve siz daha hazır değilsiniz. Biz zur değilsiniz diye bir şarkı gelmiştir ruhani varlıklardan. Bir takipçimizin tesadüfen bir fotoğraf için video çekiyorsa orada alt ses var ve bize ulaştırıyor. Biz buna analiz ediyoruz sesi. Netleştiriyoruz ve çok net duyuyoruz. Hatta bunu yapay zeka teknolojisi kullanarak da fikirledik. Onu da bugün hikayemle paylaştım. Instagram Antikos'ta. Gerçekten büyüleyici bir gelişme. Korkutucu da bir arada. Yani korkmuyor değilim. Elbette korkuyorum. Gerçekten bazen çok korkuyorum. Ama dedim ya, eğer çok korkmaya böyle devam etseydim buralara gelemezdim. Bu bilgiye, bu donanıma, bu tecrübeye tanıklık edemez ve bu donanıma sahip olamazdım. Berrak içinde geçerler bir şey. Alt ses duyuyor. Druid, Druides biliyorsunuz bunlar Roma dönemi önemli rahip grubu. Din adamı o dönemi. Romalı Sezar'ın savaşlara giderken bile akıl danıştığı, onların onayını almadan savaşa tepeye gitmediği bilinen bir gerçektir. Druidesli, Druidli, rahip ve rahibelerin varlığını da
Caesar'ın kitabesinde Druidler olmadan asla gibi, Druidlere sormadan zafer asla gitmem veya savaşa girmem gibi çünkü betimleme var. Orada geçiyor sadece. Bütün Roma tarihinde atıyorum 3000 yıl, 4000 yıl, 5000 yıl boyunca bu rahip ve rahibeler, Druid ve Druid Druidesiler vardı. Fakat ne hikmetse küçük bir yerde kaçak kaçamak verildi bilgi. Oradan yola çıktık. Rahibe Yerike diye biriyle tanıştık. Rahibe Yerike fotoğrafını da bize gösterdi. İsminin Yerike olduğunu söyledi net bir şekilde. Rahibe olduğunu söyledi net bir şekilde. Ve sürekli sanki benimleymiş sesini hala ses duyuyorum. Bir enerji akışı sağlıyor. İletişim ağı var. Sanki ben onun kanalıyım, ben onun yayıncısıyım gibi. Çok net sesler duyuyorum ama korkutucu şaka yapmıyorum çok net. Gidem diken diken oldu ya. Anlayamıyorum sadece bazılarını. Ama arada Engin'i anlıyorum. Ve biliyorum ki sürekli Engin'lemeleri de iletişimdeyim demek istedikleri. Hayra yoramak istiyorum. Yine duyuyorum. Gerçekten gündüz vakti olmasına rağmen nadir korktuğum anlardan birini yaşıyorum histerik olarak şu an. Hemen arabam hemen yanımda şurada. Yolu, arazimin içindeyim dedim ya. Araba yol gitti arazimin içinden. Alttaki arazi yapıştı. İkiye bölüyor araziyi yol. Arabayı park ettiğim alanın hemen dibine depo koyuyorum. Yani kendi alanımdayım. Tekrar şey dediğim. Arenadayım. Antikos arenadayım. Burası için güzel bir projemiz var. Zaman alacak ama olacak. Bizler de buraya geleceksiniz. Saati olarak. Keşfetmek için. Deneyimlemek için. Biraz daha sabır. Şimdi bu arada birkaç tur yapmak istedik. Katılım azdı. Bazılarına katılım çoktu. Biz uygun olamadık. Hava koşullarından dolayı. Öyle kaldı aslında şu an. Ama yapacağız. Duydunuz mu? Velhasıl günlerini tamamlayayım. Nadir korktuğum anlardan bir an, günümüz vakti olmasına rağmen ve hafif çekimsel bir şekilde o mıknatıs kelimeyi söylemek istiyorum. Alt sesler önemli, altını çiziyorum. Alt sesler, ruhani varlıkların fık fık konuşma sesleri. Hepinizden gelmeyen, realden, havadan gelen, doğadan gelen konuşma sesleri. Bu arada bu Druid ve Druidesleri meşe bilgin deniyormuş. Meşe ağacının bir kerameti vardır diye ve o rahibe Yerike'nin de olduğunu düşündüğümüz Druidesli rahibelerin burada bizim misin? Gün. Daha 24 saat olmadı. Dedikleri yerdeyim. Tekrar altını tutuyor. Çekinerek yoksa çağırıyorum. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören Druidesli rahibe Yerike burada mı? Benimle mi? Kayıtta benim kayıt amaçlarına bakıyorum ekrana. Kayıttayım. Gelmişken ses aygıtını da düğmesine basayım. Evet, ona hazır olsun. Birazdan bağlanacağım ona. Kayıt yapalım. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören birileri var mı? Arena, rahibe Yerike, kayıt 1. Ruhlar aleminden ya da alemlerden tekrarlıyorum. Pozitif geldim. Sesimi duyan ya da beni gören birileri var mı?
sallandırıyorum. Hep birlikte dinliyoruz. Tekrarlıyorum. Pozitif geldim. Sesimi duyan ya da beni gören birileri var mı? Ses duydum sanki. Evet, analizde daha net dinleyeceğim. Radyonun sesini bir tık çıkmak istiyorum. Zırıltı önemli benim için tabii ki. Fakat fazlası zarar. Gelen seslerini azalmak istiyorum. Anlık soru cevap yapabilmek adına. Evet. Frekans sürecine bağlanalım. Ses duyuyorum. Bağlandım. Başlıyorum. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Dur desti rahibeler, burada mısınız? Sesimi duyuyor musunuz? Buraya gelmem için davet mi ettiniz? Ben de rahibe yeri kesen yaptırma danışman için. Vay canına, taş atıldı hem de arkaya, hem de bir 5 metre. Taş da değil, bir tahta sanki. Tahta tahtaya vurdu gibi. Rahibe Yerike, burada mısın? Ruhlar aleminden. Dur desti rahibeler, burada mısınız? Sizleri selamlıyorum. Tamamen pozitif geldim. Beni tanıyorsunuz. İsmimi biliyorsunuz. Şu an konuştuğum kişi. Sen kimsin? Yerike sen misin? Evet. Evet. Sanki. Tamam. Beni niçin seçtin iletişim için? Vay canına. Aynayı getirdim. Kendini aynada gösterebilirsin. Bana.
Kaybe yeri ki kendini aynada göster. Gerekiyor. Elektrik senin için iyi bir şeyse elektrik yaymak istiyorum. Elektrik iletişimi arttıracak mı? Elektrik yaymamı ister misin? Rahibe yürü. Evet. Elektrik yaymamı ister misin? Şu an kaç kişisiniz etrafımda beni gören, duyan? Bir sürü mü? Ya şu kardayız. Biz bir kardayız mı? Başım dönüyor gibi oldu. Öncesinde de arabanı açtı. Hemen bir 3 metre şurada getireceğim seansına kadar. Bagaj yani artık kısmı. Şöyle bir iniyor kalkıyor gibi oldu. Psikolojik gibi geldi bana çünkü hareket etmiyor. Ama arkası böyle hareket etti, dalgalandı gibi oldu. Sanki zamanda kaydım gibi oldu. Ya da baş dönmesi, tansiyon vesaire. Öyle bir hastalığım yok ama. Bilemeyeceğim. Baş dönmesi oldu az önce. Şu anda bir mayoş gibiyim. Böyle bir şeyler içmişim de ayakta durmakta zorlanıyormuş gibiyim dengesel olarak. Bana çok mu yakınsınız? Dibimde birileri var mı? Vay canına. Alt sesler müthiş. Ruhlar aleminden, alemlerden. Dur desti rahibe Yirike. Romalı Sezar. Hayattayken hiç onu ziyaret ettin mi? İsteyal. Sizden bahseden Romalı Sezar. Onu hiç ziyaret ettin mi? Zaman zaman insanlarla iletişim kuruyor musunuz? Benimle kurduğunuz gibi.
sürekli. Yürüme sesi geldi arkamdan da. Rahibe Yirike. Bana kehanet verebilir misin? Yakın zamanda olacak bir kehanet bilgisi. Yok yok. Neden acaba? Meşeyle ilgili de bilgi gelmedi. Ruhlar aleminden, alemlerden sesimi duyan, beni gören, dur desti rahibeler, özellikle Yirike sen, meşe bilgini demek, anlamı ne? Niçin meşe ağacı? Meşe ağacını sizler için özel kılan ne? Rahibe Yirike. Yirike. Evet. Doğru sen. Öyle anladım. Ağzını bir... Zaman... Yirike. Doğru. Bana kehanet söyle. Yakın zamanda. Önemli bir kehanet. Ne olacak?
Alt ses olarak konuşan sen misin? Yerike. Ya da alemlerden rahibe Yirike, bana cevap ver, bana bir kehanet ver. Bu arada ışık sizde. Bakıyor, görüyorsunuz tek lamba yanıyor. Yani iletişim hani yakın değiller. Bir enerji yakalamıyor. Yanıp sönüyorsa varlık bana yaklaşmış demektir. Yani elektromanyetik frekans algılayıcı. Bu nasıl bir rüzgar böyle? Birden. Kehanet yok galiba bugün. Kandidat. Rahibe Yirike. Senden kehanet bekliyorum. Bana yardımcı ol. Yani öyle basit düşecek gibi de, düşecek gibi de değil ama dayalı yana taşı. Rüzgar çok da kuvvetli değil iki gibi. Ama etkili bir şey düşüyor yani. Sonuçta geniş rüzgar vuruyor. Paranormal diyemem. İki düşüyor. Bu araziyi almam için beni manipüle ettiniz mi? Sizler için meşe ağacının önemi ne? Esniyorum. Dilim dönmedi. Boğazım kızık. Benim ismimi söyleyin ki biraz rahatlayayım.
Bebe. Yanıma oturabilirsin. Yanıma gel. Bana yaklaş. Karnımda bir, midemde bir baskı hissediyorum şu an. Ama cihazlarda bir tepkime yok. Duyayım mı? Duydum sanki. Sizlerin ozan olduğu söyleniyor. Müzikal konuşmayı o yüzden mi seviyorsun? Oo. Tamam, duydum. Duydum. Kulağımın dibinde Engin dedi. Alt ses tüylerim diken diken. Hem de sağ kulağımda yani. Şu an sağımda o zaman. Ama MF'ler ötmüyor. Sivrisinek var da. MF'ler ötmüyor fakat kulağımın dibinde çok net Engin diye duydum. O kadar net duydum ki ana kamera bile almıştır bak. Evet. Evet. Şaka gibi. Woo! Ana kameraya da Engin der misin? Beni çok net anlıyorsun. İstediğinde iletişim kuruyorsun ve cevap verebiliyorsun. Öyleyse bana cevap ver. Bir kez daha. Bana kehanet söyle. Türkiye'de en kısa zamanda, en yakında olacak bir kehanet. Önemli bir kehanet. Önemli bir haber. Bana kehanet söyle. Dur desti rahibe Yirike. Bana kehanet söyle. Ve şimdi zihnimden bir şey geçireceğim. Onu gerçekleştir. Hem de şu an gerçekleştir. Zihnimi oku ve sana verdiğim görevi yap.
Gerçekleştirdin mi? Çok net duyuyorum. Alt ses olarak. Bu alan sizin için önemli mi? Bu arazi. Bu arazi modellerimiz. Bu araziyi sizler için özel kılan ne? Sebebi ne? Desde la kendini bize aynada gösterdin mi? Kendini bize aynada gösterir misin? Kaç yıldır hayattasın? Bilmiyorum. Bir gün benimle iletişimi koparacak mısınız? Kaç da düşmüş.
yalnız. Nimetine tekrar şarkı söyleyerek bir mesaj verebilir misin bize? Rahibe Yirike. Seni duydum. Sürekli net konuşmama sebebiniz beni korkutmamak mı? Benimle çok rahat konuşabilirsin. Korkarım ancak bunu kaldırabilirim. Deneyelim mi? Ruhlar aleminden ya da alemlerden dur desti Rahibe Yirike. Konuş benimle. Yatalım biraz, düşerse arkaya düşsün mahallede. Bu arada aynanın açısı sürekli değişiyor. Her koyduğumda değişiyor. Avantaj olabilir mi? Bilemem. Analizde göreceğiz. Yine bir ses vardı alt ses. Eğer bana kehanet söylemediysen kehanet bekliyorum. Bana kehanet ver. Yakın tarihte Türkiye'de olacak büyük önemli bir gelişme, önemli bir haber.
konuşma sesi var. Rüzgar ne kadar etkiliyor seansı bilmiyorum ama çok net konuşma sesleri var, alt sesleri var. Bir bakayım kayda. Kaç dakika oldu ve reklamayı şey edeceğim. Bu yukarıya mı kaymış? Yok. Yani 47 dakika 38 saniye falan. Yanlış görmüyorsa gözlerim. Seansı sonlandırmak istiyorum. Daha doğrusu frekans derecesi şu an kapatıp kapattım. Aslında tam tersi. Daha da şiddetlenebilir iletişim. Çünkü frekans derecesi kapattım. Tamamen alt seslere yönelik bir kapanış seansı ile devam edelim. 5 dakika. Ruhlar aleminden ya da alemlerden Dur Desti Rahibe Yirike, şu an hala benimle misin? Bu arada 360 dereceye hemen çevireyim. Sonra şansları koyduktan sonra. Ses aygıtını da kapatalım. Evet. Tripod'taydı aracım. Hızlı, tüplü ve öfkeli. Ayna. Aynanın hemen altında MF cihazı, antik Ghost logomuz, Sarkaç hemen aynanın önünde, elektrik, serbest elektrik dağıtıyoruz, diğer antik Ghost özel tasarım, dinamomuz ve arena bölgesi. Seansın yapıldığı noktadayız şu an. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir insan aktivitesi veya araç aktivitesi yok. Çünkü bahsettiğim gibi bakirdeyim, jungle'dayım. Bu yola aldanmayın demiştim. Zaten yolda 10 numara bir yol değil yani. Al ses duydum. Çok net, şu bölgeden geldi sanki. Evet, seansı sonlandırıyorum. Bakalım neler elde edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz.